أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ Kıymetli kardeşlerim, bizleri 11 ayın sultanı Ramazan ayının feyzinden ve bereketinden istifade ettiren, bu güzel aya kavuşturan Yüce Allah'ımıza sonsuz şükürler, hamdü senalar olsun. Peygamberlerin sultanı ve sonuncusu Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, âl ve ashabına, etbaına salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, sohbetime başlarken sizleri Yüce Allah Celle Celaluhu'nun selamıyla selamlıyorum. Allah Celle Celaluhu'nun selamı, rahmeti, mağfireti, inayeti ve ihsanı hepinizin, hepimizin ve bütün inanan kullarının üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ashabından bazı ileri gelenlerle bir gün oturduğu bir esnada mübarek ağızlarından şu cümleler döküldü. Allah'ın peygamber veya şehit olmayan öyle kulları vardır ki, Allah'ın yanındaki mertebeleri ve değerinden dolayı peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler buyurdu. Bunun üzerine oradaki sahabiler dikkat kesildiler ve merak ettiler. Ya Resulallah, kimdir bu bahtiyar insanlar diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Onlar birbirlerinin arasında akrabalık bağı olmadığı halde herhangi bir ticarete veya dünyevi menfaate dayanan bir ilişki olmadığı halde yalnızca birbirlerini Allah için seven ve Allah için değer veren insanlardır buyurdu. Ve mübarek sözlerine şöyle devam ettiler. Onların yüzlerinde bir nur vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanlar kıyamet günü dehşete düştükleri zaman, korktukları zaman onlar korkuya kapılmazlar ve insanlar üzüldükleri zaman onlar üzülmezler. Ve daha sonra Efendimiz şu ayeti kerimeyi okudular. Estaizu billah. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Allah'ın veli kulları, yani Allah'ı dost edinen kullar için ne bir korku ne de bir üzüntü vardır. Kıyamet gününde onlar üzülmeyecekler, korkuya kapılmayacaklar. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahira. Dünyada da onlara müjdeler olsun, ahirette de onlara müjdeler olsun. Onlar kurtuluşa erecek insanlar buyuruyor Rabbimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de
Allah Celle Celaluhu'nun şu hadisi kutsisini hatırlatıyor. Yüce Mevla Celle Celaluhu mahşer günü şöyle seslenecek. Eynel mütehabbune bi celali azilluhum fi zilli yevme la zille illa zillu. Benim rızam için birbirini sevenler, birbirine değer verenler, birbirleriyle menfaatsiz kardeş olanlar nerede? Neredeler? Onları hiçbir gölgenin olmadığı bugün arşımın gölgesinde rahmet kanatlarımın altında gölgelendireceğim buyurur. Değerli kardeşlerim, üç çeşit kardeşlik var. Konumuz bahsettiğimiz üzere İslam kardeşliği. Bütün insanlar hılkatte yani yaratılışta kardeşler. Hepimiz Hazreti Adem'in ve Hazreti Havva'nın çocuklarıyız. Yaratılışta bir kardeşiz. Bir de anne baba bir olan kardeşlik var. Bir de bu ikisinin üzerinde İslam kardeşliği var. Bu İslam kardeşliği üzerinde duracağımız konu da bu. Bütün kardeşliklerin üzerinde. Sözlerimin başında okuduğum ayet-i kerimede Hazreti Mevla şöyle buyuruyor. Ya eyyühennaz, ey insanlar, inna halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi bir erkek ve bir dişiden var ettik. Ve cealnakum şuuben ve kabaile lite'arafu. Birbirinizle dostluk kurmanız, tanışmanız için sizleri kabilelere, gruplara ve boylara ayırdık. Ama inne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en değerli olanınız Allah'a karşı gelmekten en çok sakınanınızdır buyuruyor. Demek ki bu ayet-i kerimeden ne anlıyoruz? İnsanlar yaratılışta temelde kardeşler. İnsanların ırklarının farklı olması, cinsiyetlerinin farklı olması, yaşadıkları bölgelerin farklı olması, milliyetlerinin farklı olması, mezheplerinin ve meşreplerinin farklı olması bu kardeşliğe engel değil. Az önce de söyledik. Ayet-i kerimede de buyuruyor Rabbimiz. Yaratılışta neyiz? Kardeşiz değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en çok üzerinde durduğu bu üçüncüsü olan İslam kardeşliği. Bu kardeşliği kıyamete kadar bütün dünyaya ve bizlere örnek olacak bu İslam kardeşliğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye göç eden ve muhacirlere kucak açan muhacirlerle ensar arasında tesis eyledi. Aynı zamanda yüzyıllardır aralarında savaşlar devam eden Evs ve Hazreç kabileleri, Medine'de yaşayan Evs ve Hazreç kabileleri arasında bu kardeşliği tesis eyledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde Medine'deki kardeşliğe döneceğiz. Şöyle buyuruyor. Ey yuhennas, insanlara şöyle sesleniyor. Ey insanlar, küllüküm benü Adem. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Ve Adem'u min turab. Adem ise topraktan yaratıldı. O halde la fazle li arabiyyin ala acemiyyin ve la li acemiyyin ala arabiyyin. Arap olmayanın Arap olana, Arap olan ırkın da Arap olmayana Allah katında hiçbir üstünlüğü ve değeri yok. Ve innemel fadlu bittakva. Üstünlük ise ne iledir? Takva ile olduğunu buyuruyor. Takva ise nedir? Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya karşı gelmekten sakınmak ve iyi bir kul olmaya ne yapmak? Gayret göstermek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerinde yine şöyle buyuruyorlar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Müslüman kardeşi için, mümin kardeşi için istediğini, arzu ettiğini
kendisi için istediğini mümin kardeşi için de aynı şekilde arzu edip istemezse gerçek mümin ve gerçek Müslüman olamaz, imanın lezzetine varamaz buyuruyor. Şimdi Muhacir ile Ensar arasındaki, Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki kardeşliğe dönelim. Efendimiz Mekke'den Medine'ye göç eylediğinde Mekke'den göç eden muhacirler her şeylerini Mekke'de bıraktılar. Yerlerini, yurtlarını, ticaret hanelerini, sevdiklerini, hasılı sahip oldukları her şeyi bırakıp Allah'ın dini uğruna, Resulullah uğruna, İslam uğruna Medine'ye göç eylediler. Medine'de de orada kimler var? Medineliler var. Onlara ne deniyor? Ensar, yani yardımcılar. Kime yardım ettiler? Mekke'den Medine'ye göç eden o kimsesiz muhacirlere. Efendimiz onların arasında kardeşlik tesis eyledi. Öyle bir kardeşlik ki bütün soysop kardeşliğinin de üzerinde. İşte Rabbimizin buyurduğu Es-Sa'idu billah innemel mu'minune ihve. Müminler yalnızca ve yalnızca birbirleriyle kardeştirler. Din kardeşidirler. Fe aslihû beyne ahaveykum. O halde kardeşlerinizle iyi geçinin ve kardeşlerinizin arasını düzeltin. Kardeşlerinizle toplum olarak, aile olarak, komşu olarak, millet ve Müslümanlar olarak küskün durmayın buyuruyor Hazreti Mevla Celle Celaluhu. İşte Medine'deki muhacir ile ensar arasındaki o kardeşlik, dillere destan olan bir kardeşlik, kıyamete kadar bütün gelen insanlığa ve Müslümanlara örnek olacak bir kardeşlik. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de de övmüş o kardeşliği. Ve'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku buyuruyor Rabbimiz. Allah'ın ipine, Kur'an'a ve İslam'a sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Ve kuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'daen fe'allefe beyne kulubikum. Allah'ın size nimetini hatırlayın. Nedir o nimet? İslam nimeti, İslam şerefiyle şereflenme nimeti. Sizler birbirinizle düşmandınız. Evs ve Hazreç kabilelerinden bahsediyor. Yüzyıllarca savaşmışlar. Biz birbirlerinizle düşmandınız ama fe'allefe beyne kulubikum. Kalpleriniz arasında sevgi ve muhabbet bağları oluşturdu. فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ. O İslam sayesinde, o Resulullah'ın getirdiği din sayesinde ırkları bir tarafa atarak, milliyetleri, cinsiyetleri bir tarafa atarak, makam mevkiyi bir tarafa atarak, zenginlik ve fakirliği, bütün statüleri bir tarafa atarak ne oldunuz? Kardeşler oldunuz. Resulullah'ın ve onun getirdiği din, yani İslam sayesinde. Onun için dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlar birbirleriyle kardeştir. El Müslüme akul Müslüm. Bunun için buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu ve la yuslimu. Ona zulmetmez. Onu yalnız başına bırakmaz. Terk etmez. Aç ve susuz bırakmaz. Kimsesiz bırakmaz. Ne yapar? Onun ihtiyaçlarını görür. Değerli kardeşlerim, tarihin hangi döneminde olursa olsun şöyle bir göz attığımız zaman Müslümanlar tarih boyunca birbirlerini sevip saydıkları takdirde Allah'ın ve Resulullah'ın emrettiği şekilde kardeşlik müesseselerine riayet ettikleri dönemlerde hep en önde olmuşlar. Maddeten ve manen en güçlü dönemlerini yaşamışlar. Ama ne zaman ki kardeş kavgaları, mezhep kavgaları, kin ve nefret, ırk, cinsiyet ve milliyet kavgaları aralarına sokulduğu zaman, birbirleriyle uğraşmaya başladıkları zaman tarihinin en zayıf dönemlerini ne yapmışlar? Yaşamaya başlamışlar. Onun için Hazreti Mevla Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: "Ve atiyullaha ve rasule." Allah'a ve onun peygamberine itaat ediniz kayıtsız şartsız. Ve la tenaza'u, birbirinizle kavga etmeyin, birbirinizle münakaşa etmeyin, birbirinize düşmanlık beslemeyin, birbirinizle irtibatı kesmeyiniz. Böyle olursa günümüzde olduğu gibi, İslam toplumlarında olduğu gibi ne olur? Fetefşelu, dağılırsınız, yok olur gidersiniz.
ve tezhebe rihukum, gücünüz, kudretiniz ve kuvvetiniz yok olur gider. O halde Müslümanlar ne yapmalı? Birbirleriyle kenetlenmeli. El müminu lil mümin kel bünyâni yeşüddü ba'duhu ba'da buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müminler birbirleriyle bir binanın, birbirini destekleyen bir binanın duvarındaki tuğlalar gibidir. Yeşüddü ba'duhu ba'da. Birbirlerine ne yapacaklar? Maddeten ve manen destek verecekler değerli kardeşlerim. İşte bize en güzel örnek muhacir ile ensar arasındaki kardeşlik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ebu Zerr'in de bulunduğu bir topluluğa uğruyor ve şöyle soruyor. Eyyül ameli ehabbu ilallah. Allah'a karşı Allah katında en sevimli amel hangisidir diye sorduğunda herkes farklı bir şey söylüyor. Kimisi diyor ki namaz kılmak. Kimisi buyuruyor ki oruç tutmak, kimisi zekat vermek, hacca gitmek, sadaka ve benzeri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyuruyor. Ehabbul ameli ilallah, Allah'a karşı en sevimli ve değerli olan katındaki amellerden bir tanesi de el hubbu fillah vel buğdu fillah. Sevdiğini, kardeşini Allah için sevecek. Herhangi bir menfaat gözetmeden buğz ettiğini de sevmediğini de Allah için ne yapmayacak? Sevmeyecek ve ona buğz edecek. İşte onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi bizim için örnek. Men ahabbe lillah, her kim Allah için severse ve ebgada lillah, Allah için buğz ederse ve men'a lillah ve a'ta lillah, Allah için verir veya vermezse fakat istekmelel iman, işte kamil bir mümin ve Müslüman olur. Allah Celle Celaluhu bizleri birbirini en güzel şekilde seven ve sayan kullarından eylesin. Şununla bitirelim. Kur'an-ı Kerim'e dedik Allah Celle Celaluhu muhacir ve ensar oradaki kardeşliği övdü. Medinelileri ve Mekke'den gelen muhacirleri şöyle anlatıyor Allah Celle Celaluhu. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ Kendisine hicret edenleri severler. وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُ Onlara verilenlerden dolayı da muhacirlere herhangi bir kendi nefislerinde sıkıntı ve kıskanma yaşamazlar. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا Kendilerinin ihtiyacı olsa bile mümin kardeşlerini kendilerine tercih ederler buyuruyor. Ve müminleri ve İslam kardeşliğine sımsıkı sarılanları Allah Celle Celaluhu övüyor değerli kardeşlerim. Şununla bitirelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdurrahman bin Avf Mekke'den göç eden sahabi ile Medine'de Sa'd bin Rebi'yi kardeş ilan ediyor. Diğerleriyle kardeş ilan ettiği gibi herkesi Sa'd bin Rebi de sahip olduğu servetinin yarısını Abdurrahman bin Avf'a ne yapıyor? Teklif ediyor. Rabbim böyle kardeşliği cümlemize nasip eylesin. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi, huzurumuzu daim eylesin. Ramazan-ı Şerif ayımızı Rabbim mübarek eylesin. Geçmişlerimize ve şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Allah'a emanet olunuz.